sevenlere de söyleyelim. Peki şimdi Hande Erçel'e geçiyoruz. Ne? Hande Erçel'e yeni bir aşk dedikodusu kulislerde dolaşırken rastladık. Bir basketbolcu sevgiliden bahsediyorlar. Yani umarım doğrudur. Ben çok beğendim damadı. Buyurun. Ben... 2022'nin bitimine günler kala Hande Erçel aşk basketi mi attı? Adı birçok ünlü isimle aşk dedikodularına karışan Erçel'in ismi bu sefer hangi ünlü basketbolcuyla anıldı? Güzel oyuncu aşk iddialarına hangi hamleyle cevap verdi? Hande Erçel, Türkiye'nin en güzel ve en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında. Güzel oyuncu zirvedeki yerini koruyor. Oyuncu zaman zaman altından kalkamadığı rollerle anılsa da Erçel, çalkantılı özel yaşamıyla magazin basınının yakın markajında. 2022'nin son günlerini yaşadığımız bu süreçte Erçel iki ayrılık ve birçok aşk iddiasıyla gündeme geldi. Hande Erçel'in 2022 yılı ilişki defteri ise bayağı bir kabarık. Gerek yok, hepsini konuştuk. O yüzden teşekkür ederim. Sen Çal Kapımı dizisinde partner olduğu Kerem Bürsin'le proje bitiminin hemen ardından ilişkisini noktalayan Erçel'in ismi, öncesinde yüz olduğu markanın sahibi, ünlü iş insanı Atasay Kamer'le anılmış, ardından Erçel Halka dizisinde birlikte oynadığı Kaan Yıldırım'la yakınlaşmıştı. Beyefendi buyurun. İyi geceler kazansın falan. Hayırlı olsun. Hande Hanım merhabalar, biraz konuşsaydın. Hande Hanım, Hande Hanım yeni bir aşk mı? Hande Hanım birazcık... Birlikte çıktıkları aşk tatili sonrası ikilinin ilişkisi sessiz sedasız bitti. Oyuncunun ismi Yıldırım sonrası oyuncu Boran Kuzum ve sosyetik playboy Hakan Sabancı ile anıldı. Güzel oyuncunun son zamanlarda eski sevgilisi Bürsin'le anılması Hanker yeniden mi sorusunu gündeme getirdi. Yanılmak gerek. İnsanlar görüşür, kahve içer, sohbet eder. O kadar. O kadar. Teşekkür ederim. Hande'den yeni aşk bombası geldi. Erçel'in Bahçeşehir Koleji forması giyen basketbolcu Kartal Özmızrak'la aşk yaşadığı öğrenildi. Güzel oyuncunun doğum gününde çektirilen toplu fotoğrafın aşkın ilk karesi olduğu söylendi. Aşk mı? Arkadaşlık mı sorusu gündeme gelir. Hande Erçel'den yanıt niteliğinde hamle geldi. Sosyal medya hesabından Hande doğum günü pastasıyla daha çok sevgili gibi duruyor ama yine de siz bilirsiniz magazinciler yorumunu beğendi. Böylelikle aşkı inkar eden Erçel yeni yılda bakalım gerçek aşkı bulacak mı? Ama programımızın ortaya çıkardığı detay gerçeği ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde yine doğum günü kutlaması sonrası kameraya yansıyan Erçel... Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim ben, teşekkür ederim. Bu arada. Çok teşekkür ederim, nasıl çok sağ olun. Keyifli geçti, arkadaşlarımla yemeğe geldik. Çok sağ olsunlar, bana böyle bir sürpriz yaptılar. Güzel geçti, siz nasılsınız? Daha önce kendisine sıkça sorulan estetik sorusuna sinirlenmiyor, sessizliğini koruyordu. Erçel'in ani öfkelenmesinin altındaki gerçek röportaj sırasındaki detay da ortaya çıktı. Ne kadar tuhaf bir soru, ne kadar güzel bir gece. Değişik, saçma bir soruyla bitirmeseniz günde... keşke. Güzel projeler diledim, inşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Muhabirlere verdiği aşırı tepkiyle hedef şaşırtmak isteyen Erçel... Ne kadar tuhaf bir soru, ne kadar güzel bir gece. Değişik, saçma bir soruyla bitirmeseniz günde... keşke. Güzel projeler diledim, inşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Aşkın anlaşılmasından endişeleniyordu ki korktuğu başına geldi. Saklamak için suni gündemler yarattığı ilişkisi deşifre oldu. Söylemezsem olmaz olarak bir gerçeği daha ortaya çıkardık. Güzel projeler diledim. İnşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Ergin röportajı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. O röportaj sırasında bizim gözümüzden kaçan daha sonra ortaya çıkan bir detay varmış ki zaten basketbolcu oradaymış. Basketbolcu. Bu arada yanındaki de basketbolcu, o da çok çok uzun, evet, bir boyu o daha var. Daha uzun, onun yanında öbürü futbolcu gibi. Yani Hande Erçel'in basketbolcu sevgilisi olması makul. Evet. Fakat çok aşık olmadan göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü Hande'nin
hedefleri ben başka görüyorum. Yani açıkçası. Hande bence bir şeyden emin olmadan artık çıkmaz. Çünkü herkesin macerası gibi durdu hep. Yani hiç Hande çıkmadı kadar. Zaten biliyor musun Seren? Hep yakalandı. Evet. İşte hep yakalandı ama hiçbirisine de ilişkisi öyle çok uzun sürmeyince onun içinde güzel bir şey olmadığında. Bir de o peki, çapkınmış gibi gözlü duruyor. Görününce. Bunlarla peki içeride beraber. Zaten onun doğum günü. Arkadaş şeyinde belli ki birlikteler. Benim duyduğum bir üniversite bir grubunda. Resimleri de var. Hmm. Yani hep birlikte var, resim işte var. İşte o gruptakiler var ya o resimdekiler. Evet. O gruptakiler Hande'nin üniversite arkadaşı. Doğrudur. Ama bu çocuk da üniversite arkadaşlarının arkadaşı. Evet. Hani sen beni biriyle tanıştırıyorsun gibi düşün. Yani. Çocuk gerçi yan yana durmuyor. Biraz arkada duruyor. Yani yan yana daha sonradan gelmiş gibi gruba. Aynı fotoğraftalar. İyi bir basketbolcu mu yoksa? Özel bilmiyorum, yani bir kolejin şeyinde evet. Forma giyiyor. Bir üniversite şeyinde. Basketbolcu. Yani olabilir. Niye olmaz? Basketçiler ben kaliteli bulurum. Severim yani şey olarak, evet. Duruş olarak. En azından bir şey daha var. Okumuşturlar farklı, yani evet. Futbolculardan. Kusura evet. Bakmayın öyle yani. Kesin. Yapacak bir şey yok. Yo, zaten kesin. Öyle yani. Aynen. Evet. Yani futbolcu da olsa derdik ki. Ama futbolcular sanki. Sıçrayacaklar ya onun için. Ama bu bir gerçek yani. Yani. Çünkü eğitimlerini yarıda bırakmak evet. Zorunda kalıyorlar futbolcular. Onları tabii ki yermek adına söylemiyoruz. Tabii. Genelde onlar da çok çapkın oluyorlar ve daldan dala yani onlar da çok ama onların önemli çapkınlığı bir... biraz daha kötü değil mi? Basketçilerin çapkınlığı daha klas. Basketbolcular genelde düzgün kişilerden dolayı aynen, yani. Cedi Osman'a bak ne güzel yuva kurdu. Evet. Eda Ece de yani hayır Barış ile adamlar onlar işte. Evet. Okumuş adamlar, kaliteli adamlar falan. Evet. Olabilir belli olmaz yani. Güzel de olabilir. Ya yani bu aslında bu çocuğun ama fotoğrafı güzel değil ama Elif'in çıtasının daha yüksek olduğuna inanıyorum. Ya biz şimdi böyle söylüyoruz ya tam ilişki aşamasındayken bir soğuma gelmiyor mudur? Ay benim çıtam daha yüksekti diye. Neden dolayı soğuma geliyor biliyor musunuz? Magazin o kadar çok Türkiye'de yalan yanlış da oldu ki. Yani bitti derken şey olarak bitti. Yani ne büyük starların hayatlarından bahsederken ve yani şimdi Hande Erçel düşünüyorum Hande Erçel konuşuyoruz. Hande Erçel'in basketçi sevgisini konuşuyoruz. İşte. Yani nereden nereye i̇şte geldi hayat? İşte el değiştirdi evet. Yani evet. Aslında bugün hani bu eski bizim 90'larda 2000 yılların sürecindeki starların hayatları çünkü, kimlerden bahsederken biz şimdi Hande Erçel çünkü onlar konuşuyor çok muyum? Liyakatlı sanatçılardı çünkü onlar liyakatla yani. Şu anda olmuşlar. Şunu, yani ne olur yanlış anlamayın çok da beğeniyorum Hande'nin son halini özellikle. Ama hani çok önemli bir isim mi? Hani Hülya Avşarlar, onlar, bunlar. Sen daha çabuk ünlü olunuyor diye şey yapıyorsun değil mi? Liyakat yok. Yani bir tescil yok. Liyakat mı var? Evet. Hani yani. Yarını olmayan günlere kaldık diye bir şarkı vardı ya. Dünyamı sen yıktın diye. Onlar gibi yani hep böyle bana popcorn gibi geliyor. Bugün varlar ve yarın yine başkaları olacak gibi geliyor. Yüzlerce yani. Sayabiliriz biliyor musun? O şu 10 yıl içinde. Vay büyük sanatçı harikaydı. Kim? Bir sürüsü var. Nerede? Çıkartalım. Yani diyor ki şey, çok var Türkiye'de. O yönetmenle yakalanandan tut da neydi güzel gözlü. Sanem Çelik. Evet onlardan tut onlardan da hepsi. Onlardan öncesinde bak. Düşün, o, yani, Filiz Akınlar şey Türkiye'nin şu onları saymıyorum. Ondan sonra Hülya Avşarlar, Harika Avcılar, Banu Alkanlar benim dediğim falan. De işte bu popcorn dediğim bak, olaylar. Ama Sanem onların Çelik. Hepsi arkadan star olarak kaldılar. Evet. Ondan evet ama sonra, magazin yapmıyorlar artık Seren. Kim? Artık hayatları çok magazinsel değil. Hayır ama öyle ya bir star kendimiz... da yetişmiyor ama Türkiye'de. Evet. Ya, öyle bir star da yok yani. Şimdi kalıcı bir star yok. Star değil yani. Evet bunlar bence çok çabuk. Bitti. O yüzden sen hemçelik bilmem ne. Mesela 2 yıl. Aa süper. Bit, pat bitti. Yerine başkası geldi 2 yıl. Evet. Bu da yani öyle olacak öyle. Diyoruz. Hmm. Hani öyle inşallah olmasın. Olmasın ama. Kalıcı starlar olsun. Ya bunlar da bu sene konuşuyoruz. Bir dahaki yani... sene konuşacağız. Birkaç sene konuşacağız ama arkası gelecek ve yani şey gidiyor gibi gidiyorlar yani. Bence starlık kavramı değişti. Son çünkü dijitale geç. Anladın mı? 2 sene o 3 sene nasıldı? Ya hayır gümüşte. Dünyada da değişti. Yani, evet starlık algısı değişti. Yani bir kere influencer denilen medya, bir şey çıktı. Yani, sosyal medyada yani. Artık herkes star. Evet. Ve geçici. İşte, ama evet. Ya işte yani bence star değil. Yani star o kadar kolay bir şey değil star olmak. Bir kere bir senin 10 demek yıl, istediğin 15 şey bu işte. Yıl, 20 yıl hala varsan starsın. Evet. Ama yani sen 2 sene çıkmışsın. İşte şimdi o kim kardeşin ona bak. Şimdi bana göre bu star değil.
Değil. Kim Kardashian da değil. Bana göre daha değil. Daha çok show girl onlar. Bunlar, yani bunlar show girl bunlar, bölümünde. Şimdiki, star ya. Hayır ama bence yok, şu star, an. Ama show star girl. Nerede star? Ne hangi bir ne filmi var? Hayır en azından nerede hani o daha çalışmış, uzun. Nerede ne yapmış? Daha uzun bir ünlü şey. Ünlü yani. Ve Paris Hilton'da hiçbir filmi. Böyle Paris Hilton'da star değil ama. Onlar ha. Hepsi bana göre celebrityler. Ve o celebrityler şimdiki fashion hali. Şimdi buna dönüştü ya bu iş. Yani, sana göre kim star? Yani şimdi bana göre Madonna star, Jennifer Lopez star. Anladın mı? Daha liyakatlılar. Yani, benim star. İçin de öyle. Aynen. Yani bunlar yani. Star ama bunlar değil. Ama işte bunlar yeni. güncel ünlüler bunlar. Yani bu sene bence bir son 5-10 senenin şeyisi değişti. Celebrity. Evet. Hani star içe girdi. Evet, çok çabuk tüketilen bir starlık anlayışı var artık. Yani. Sosyal evet. Medyayla olan. Çünkü tahammülümüz maalesef. Yok. Ya bak eskiden çıkmıyor. Mesela 24 saat boyunca hiç durmadan Türkan Şoray'ı görebilirdik, izledik. Artık insanların tahammülü yok. Ya insan kocasını görmek istemiyor evde. Ben her gün aynı şeyi izlemek istemiyorum çıkmak diyor. Çıkmak istemiyorlar. Sıkılıyorlar. Hande'den de sıkılacaklar. Bu sefer de ne oluyor? Magazin diye bahsettiğimiz bu kişileri bir şey olarak veriyoruz. Çünkü başka bir şey yok. Ben ona... Ya biz burada Şeyma Subaşı'ndan bahsettik ya kaç ay. Şeyma Subaşı kim? Aslına baktığın zaman kim Şeyma Acun'la evlenmiş olmasaydı kim? Kutu yarışmasına gelmiş, kutu açmış, sonradan da evlilik yıkmış bir kadın. Biz onu günlerce konuştuk, o orada evleniyor, bu burada kim o yani? Normal şartlarda eski starlar olmuş olsaydı biz bunlardan bahsetmeyecektik. O yüzden ben şeye de çok üzülüyorum. Yani bunlar neredeler? Yani bunlar çok da dünyada mesela Amerika'da yaşlanma gibi bir şey yok. Her yaşta insan hala devam ediyor. Bizde yaş alan starlar kendilerini de çekiyorlar. Çünkü çünkü insanların algıları öyle oluyor. Bizde çünkü yaşlanmış. Acımasız. Ne kadar yaşlanmış evet. Diyor mesela izlerken. İşte. Ya yani ne güzel işte birlikte yani, yaş aldık işte, hep birlikte yaş aldık. Yani bir şekilde yaşı yani o zaman şöyle 30 yaşından itibaren kadınlara Türkiye'de... Gömelim eskisi gibi değil mi? Evet yani 30 yaşına bastığın zaman senin 18 ile 28 yaş arasında gençsin. 28 yaşından sonra sen çöpsün Türkiye'de. Kadınlara muamele bu çok çirkin. Yani Allah'tan şimdi artık öyle değil de ama bunu yapıyorlar yani yaşında, erkeğin de kadına yaşında. Bakış açısı, erkeğin de evliliğini yıkma nedeni. Ama biraz evlilik en azından. Dizilerde Allah'tan. De hep genç kaldılar. Evet. Yani bir tek bu insanlar bu yaş aralığında insanlar yaşamıyor ki bu ülkede veya çok dünyada. Kalitesiz bir düşünce. Ama çok saçma yani biraz bir şey yani. Dizi yani film dizi hayatı yo, biraz doğru. Daha acımasız. Ama tabii. Doğru. Evet. Adam 30 yıllık karısını bir tane uzun bacağı tercih evet. Edebiliyor işte maalesef. Ama bu realite de öyle böyle. İşte gerçek dizi değil sadece. Mesela ben efendim? Ne yaparım? Bir Filiz Akın mı? Bir Türkan Şoray mı? Bunları bir şekilde ikna etmek için uğraşırım, yaparım. Bunların devamlılığını sağlarım. Kadir İnanır'ın devamlılığını sağlarım. Yani hep böyle normal. Ya bir ara yapmaya çalıştılar galiba. Golden Girls gibi böyle hani. Yok bir arada olmaları da şart değil. Bir şeyin içinde Nebahat Çehre... O zamanlar, o dönemlerde bu kadar star değildi. Yani aynen. Anladın tabii. Mı? O kadar star Nebahat değildi. Nebahat Çehre şeyde star oldu tekrar. Yani şey de öyle rahmetli Tuncel Kurtiz gibi. Evet, doğru, anladın bravo. Mı? Yani o yüzden... Şimdi